Efendim hatırlarsınız Güngören'deki pitbull dehşetini ekranlarınıza getirmiştik. Sahibinin ağızlık olmadan dolaştırdığı o köpek sokaktan geçen genci bacağından ısırmıştı. İşte acılar içinde feryat eden genci hepimiz üzülüp bazılarımız da köpeği suçlamıştık ama dikkatinizi çekiyorum. Olayda en az sabıkası olan pitbull, işte o köpek çıktı efendim. Isırdığı genç tam bir suç makinesi çıkarken köpeğin sahibi de 9 ayrı suçtan aranıyordu. Pitbull cinsi köpek bacağını kaptığı için feryat eden gencin görüntüleri hepimizin yüreğini sızlatmıştı. Ama o genç tam bir suç makinesi çıktı. Üstelik sadece o değil, pitbull'un sahibinin de 9 suç kaydı olduğu belirlendi. Güngören'deki pitbull saldırısından sonra ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı. Hüseyin Hakan Aksu'nun ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi köpek sokaktan geçen Yusuf Tekin'e saldırdı. O sırada evraklara bakıyorduk. İçerideydim zaten. Sonra bir anda bağırış sesleri geldi. Tekin acı içinde bağırıp köpekten kurtulmaya çalışırken Aksu da köpeğini iki bacağının arasına sıkıştırıp hareket etmesini engellemeye çalıştı. Tutup böyle çekmeye çalıştı. Ağzını falan açmaya çalışıyordu. Bir süre sonra gencin bacağını bıraktı. Aksu da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan Yusuf Tekin hastaneye gidince olayın bütün seyri değişti. 23 suç kaydı oldu ve gasp suçundan arandığı ortaya çıkan Aksu tedavisinin ardından gözaltına alındı. Pitbull'un sahibi bulunduğunda onun da 9 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. İkisi de tutuklanıp cezaevine gönderildi. Pitbull cinsi köpek de barınağa alındı. Şimdi en çok merak edilen soru, bu saldırı bir tesadüf mü yoksa bir hesaplaşma mıydı? Ya da yeni bir suç için hazırlık yapılırken pitbull devreye girip o planları bozmuş muydu? Polis de bu soruların cevabını bulmaya çalışıyor.